Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanarak 1954 yılından günümüze kadar uzanan ve 8 yıldır jilet işbirliğiyle gerçekleşen dünyanın en prestijli spor ödül töreni jilet, milliyet yılın sporcusu ödüllerinde büyük oylama devam ediyor. Şubat ayında 11 ilimizi etkileyen büyük afet sonrası yaraları sarma ve ihtiyaçları gidermek adına PNG Türkiye olarak sporun birleştirici gücüyle jilet, milliyet yılın sporcusu ödüllerinde yepyeni bir sayfa açıyor. 2022 yılında başarılarıyla öne çıkan spor insanlarının ve takımlarının belirlenici bu büyük rekabette bu sene kullanılan oyların tamamı ülkemizde meydana gelen afetten etkilenen tüm çocuklar için ve spor gelişimleri adına toplanacak. Spora ve sporcuya desteğini her geçen gün arttırarak sürdüren PNG'nin lider erkek bakım markası Jilet ve Milliyet'in işbirliğiyle hayata geçen Türkiye'nin en uzun soluklu bu ödül töreninde şu ana kadar 240 bin çocuğun spora ulaşmasına destek olundu. 69. düzenlenecek bu ödül töreninde de toplanan oylar afet bölgesindeki yaraları sarmak amacıyla on binlerce çocuğun spora ulaşmasına olanak sağlayacak. Bölgedeki çocuklara spor malzemesi olarak da dönüşecek bu yarışmaya sizler de katılabilir, aşağıya bırakacağımız linke tıklayarak 7 kategorideki adaylara oy verebilirsiniz. Jilet yılın futbolcusu ödüllerinde 6 tane önemli isim var. Peki bu isimler kimler? Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Kim Minje, Kerem Aktürkoğlu ve Selda Akgöz. Sizler de hangi aday size göre yılın futbolcusuysa jilet resmi sitesinden oylamaya katılabilirsiniz. Bu duyurumuzun ardından jiletin sunduğu derbi analizimize geçiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Trabzonspor Beşiktaş maçını konuşacağız bugün. Evet, Taktiker yeni bölümünde maçın Son 15 dakikası hariç oyuncuların dikkati farklı yönlerdeydi. Yani son 15 dakika karşılıklı pozisyonların olduğu bir maç. Hedefsizlik biraz etkiliyor herhalde. Evet. Trabzonspor'un teknik adam değişikliği, daha sonra yardımcı antrenörün devam etmesi, daha sonra Orhan hocanın da gidip yeni bir hocanın gelmesi takım içerisinde, oyuncular içerisinde dikkatsizliğin dağılması olabilir. Beşiktaş tam tersi. Beşiktaş Fenerbahçe galibiyetinden sonra bir hız aldı. Bu maç hem sıralama için hem de yukarıyı takip için Beşiktaş adına önemliydi. Cenk'in yokluğu hissedildi mi hocam gol yolları? Bence hissediliyor. Ha. Cenk farklı bir oyuncu. Yani hocasının güvenini almış ve oyunun içerisinde çok rahat hareket eden, kendine özgüvenini tamam yaptıran bir oyun sergiliyor. Her yerden vuruyor ve de gol de oluyor. Abubakar'ın yanına gelen oyuncu göremedim ben. Yani Redmond bir kanatta, Gezal bir kanatta, Abu Bakar çok tek kaldı. Cenk bir kanatta şimdi olduğu zaman hep iki forvet Şimdi görüntüleri göreceğiz, evet. şaşıracaksınız. Yani evet. oyuncuların pas hataları veya etkili pas pozisyonları olmasına rağmen oraya çıkarmayıp geriye dönmeleri. Şimdi görüntülerle. Başlayalım. Önce Beşiktaş'ı Beşiktaş taraftarına, spor severlere izletelim. Evet ilk görüntümüz. Evet. O Burada ilk görüntü çok rahat bir pozisyon, pası alıp dönse, bak şuradan pası almış, dönse müthiş bir atak başlangıcı olacak. Bak geri pas oynuyor. Ki ekseni etrafında hiç kimse yok. Bir bomboş. Büyüğü, bomboş. Evet. İşte bak bunun içerisine ne giriyor? İletişim, dön git. Mesela pas çalışması yapılırken örneğin iki tane oyuncuyu karşı karşıya diyelim. İki oyuncu karşı karşıya. Pas çalışması yapıyorsun. İletişimi geliştirme adına söylüyorum. Pası verdi. Verirken bu oyuncu diyor ki tek diyor. Tek vuruş yapıyor. Pası veriyor. Çift diyor veya bir şey demiyor. Kontrol pas yapabilir. Veya dön diyor. Burada pası veren oyuncunun konuşması lazım. Konuşmuyor. Hiçbir şey söylemiyor. Pas, adam bomboş ya. Bir dönse dön demesi lazım. Pasa dön. Avrupa'da bu oluyor. Fazlasıyla oluyor. Dönse müthiş opsiyon olacak. Bir daha geri pası oynayıp öne gidiyor. Şimdi bir daha dön. Bakalım. Bak şimdi. Pas almış sağ taraftan pası almış dönse hucuma doğru gitse neden daha maçın başları niçin Trabzonspor Beşiktaş maçının özellikle ilk yarısı veya ilk 60 dakikası izleyiciler tarafından beğenilmedi. Hatta birçok kişi televizyondan seyrederken konuştuğum sohbet ettiğim seyretmedim dedi. Son 10 dakikasını baktım orada da tempolu bir maç oldu. Gerçekten de ben de seyrettiğimde yani ilk devre boşa geçen bir ilk devre veya 60 dakika. Ama nedeni de buradaki görüntülerde belli. Devam Hiç ettirelim. risk almıyorlar. Mesela geriye dönmüş. Devam ettirelim. Görüntüler aksın. Bak. Müthiş bir pozisyon Beşiktaş adına. Koşuyu, topsuz koşuyu yapsa, topsuz koşuyu yapsa kaleciyle karşı karşıya kalacak bir pozisyon. Offside yok. Hüseyin çok geride kalmış. Tabii, tabii. Yani daha görüntü aksın arkadaşlar. Biz görüntü üzerinden konuşalım. Evet, burada da mesela çok rahat bir pas opsiyonu var. Bunu böyle kullanmıyor. Bak burada da Beşiktaş adına sol taraftaki oyuncu koşuyu yapsa Redmond önüne atacak. Diğer tarafa bakıyorsun. Mesela oyuncu pas istemiş en sağdaki oyuncu Beşiktaş'ta oyuncu pas istiyor. Halbuki pası istemesi gereken yer başka yer. Şimdi oraya topu atsa ne olacak? Trabzon savunması orta sahası dönecek. Gene bir kalabalık. Karşısında oyuncu görecek. Ama boş alana koşu yapsa sağdaki el kaldıran top isteyen oyuncu boş alana koşusunu yapsa belki tek vuruş yapıp gol pozisyonu bulabilecek. Ayrıca ayrı diğer bir opsiyon var. Topsuz koşu. Bu maçta 60-70 dakika topsuz koşu yok. Her iki takım adına. Etkili pas yok. Topsuz koşu. Etkili pas yok. İletişim yok. Devam ettirelim. Şimdi bir daha. Bak şu pozisyon Beşiktaş adına çok Enteresan bir pozisyon. Şimdi burada paslan çok rahat çıkabilir oyuncu. Çok rahat çıkabilir. Uzun top yapmış. Trabzonlu oyuncu yapmış. Devam ettirelim. Aynı oyuncu daha zor bir pozisyonda paslan çıkıyor. Bak dikkat et. Bak paslan çıktı. Şimdi bir daha başa gelelim. İzleyiciler bir daha baksın. Şimdi bak burada çok rahat bir pozisyon. Niye maç kötü? Maçın 60 dakikası niye kötü? Oyuncular zihinsel anlamda sanki her iki takım Burada Trabzon'un biraz daha fazla olması doğaldır. Teknik adam değişiklikleri vesaire. Ama Beşiktaş özel özellikle Fenerbahçe maçından sonra daha hedefe doğru gidecek düşünceye sahip. Atletico Madrid'i de yendiler hazırlık maçında. Moralliydiler yani. Yani bir, 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 şey var yani böyle bir. Şimdi burada bu pası atmıyor. Devam ettirelim. Rakibe veriyor. Burada da riskli bir pozisyonda ayağın dışıyla oynat. Pası veriyor. Bak buradaki verilen pas diğerde verilmeyen evet. pas. Aynı oyuncunun farklı pozisyonlarda farklı düşündüğünü, farklı işler yaptığını görüyoruz. Bu da teknik adamlık adına, oyuncular adına işte bu analizler onun için çok önemli kıymetli. Oyuncu görecek. Şimdi bak uzun topa yönelmiş. Bu top da Trabzonsporlu oyunculara gidiyor. Şimdi sağdaki bomboş oyuncuyu görmüyor. Evet. Ya şurada pası Enteresan. Enteresan. Oyuncuların bu farkındalığının eksik olması çok enteresan. Buradan uzun top oynuyor. Yanındaki oyuncuya vermiyor. Kafayla içeri dolduruyor. Trabzon'da oyuncu devam ettirelim. Ve böyle bir pozisyon oldu. Tekrar daha başka bir pozisyon. Bu pozisyonu kare kare izleyelim. Şimdi oyuncu sol tarafa doğru Beşiktaşlı oyuncu ne yapıyor? İçeri doğru alan açıyor. Değil mi? <laughs> Birinci oyuncu. Santrofor merkezindeki de kim? Abu Bakar, Abu Bakar değil mi? Evet. Abu Bakar da pası gelip Paralel pas istiyor. Halbuki iki oyuncunun arasına girip şurada pastan buluşması gerekirken geliyor şuradan böyle bir pas iste. Böyle olunca rakipleri de karşına alıyorsun. Devam ettirelim. Bak görüyor musun? O araya girmesi gerekirken üç tane de Trabzonsporlu Beşiktaşlı oyuncunun etrafını sarmış. Devam ettirelim. Bak baskı geliyor. Şimdi Abu Bakar'ın durduğu yere bak. Gösterdiğimiz pozisyona gelse diğer oyuncularda mesela Abubakar o araya girse oradan bir kilit pas etkili pas istese diğer Beşiktaşlı oyuncu Abu Bakar'ın pozisyonuna sağ alıştaki de diğerinin pozisyonuna geçecek. Yani boş alan yaratma, pas opsiyonu yaratma. Bunu düşünmüyorlar, düşünemiyorlar. Devam ettir. Bak Trabzonspor topu aldı. Evet. Onun için maç çok sıkıcı oldu. Burada en önemli pozisyonlardan biri kornerden gelen top. Kaleci burada mükemmel çıkarıyor. Yani 75'ten sonraki pozisyonlar o dakikaya kadar hep böyle pas hataları, topsuz oyun yok. Oyuncular oyun içerisinde istekli değil. Devam ettirelim. 89. dakikada da neyi görüyoruz? Değişikliği. Saliye, ne Sana bu değişiklik ne işaretini verir mesela? Ya skor koruma gibi gözüküyor. <laughs> değil mi yani? Orada artık 0-0'a demek ki iki takım da razı veya Necip oyunu tutsun orta sahada. Az zaman o zaman sakatlık olur. Oyuncu oyundan düşer. Değişiklikleri yapabilirsin. Ama işte bu dakikadan sonra da artık 0 da önemli bir skor diye düşünülüyor. Şimdi Trabzonspor'a geldik. Aynı şey Trabzonspor'da daha fazla. Mesela topa sahip olan Trabzonsporlu oyuncunun pas opsiyonlarına bakalım. Çok rahat araya oynayabilir. Veya ters dönüp diğer oyuncu top isteyebilir. Devam ettirelim gene araya oynayabilir. Oynasa dönecek ve sağ taraftaki oyuncuyu oyuna sokacak. Burada da oynamıyorlar. Oynamıyorlar. Devam etti. Bak mesela müthiş bir pozisyon. Pas opsiyonu var. Aradan hem sağ oynayabilir hem sol oynayabilir. Ama dribbling yapmış. Daha sonra da attığı top rakibe gidiyor. Bir kontra yiyor. Mesela burada da başka bir pozisyon var. Sol dıştaki oyuncuya bakalım. Eren. Eren. Eren taktik olarak kendini çok geliştirmesi gerekiyor. Yani Eren Trabzonsporlar bilmiyorum hocaları analizi yaptığında hep burada duruyor. Top burada, Eren burada. Eren buraya koşması gerekirken belki de milli takımda biz geçen de bir eleştiri yapmıştık. Kuntz belki de onu ondan oynatmayıp Ferdi'yi oynattı bilemiyoruz. Ben şimdi bu maçın analizini çıkardığımda Eren'e bakıyorum hep geride duruyor. Hiç top hizasına gelip şu asist sone'ye koşmayı, şuraya koşmayı düşünmüyor. Çok az. Halbuki düşünmüyor. dayanıklı futbolcu hocam. Ama bak nerede top istiyor? Evet. Dışarıda top istiyor. Topu burada istiyor. Ya şuraya gelse pastan buluşacak işte. Çok net bir pozisyon. Ya oyun bilgisi eksik veya hocası mı Bilmiyorum. acaba böyle bir şey? Bir yok. öncekine gel? Bak burada daha net. Şimdi top kimin ayağında? Abdülkadir'in Ömür'ün ayağında top. Veya Markovic ikisinden Aslında mi? Ömür, bu kadar Ömür topla buluştuğunda çocuk arıyor opsiyonları. Ben görüyorum. Yani bu pası atacak opsiyonları arıyor. Kimse koşmadığı için de dripling yapıyor top kaptırıyor. Sonra insanlar kızıyor. Maçı analiz ettiğimde ya arıyor gidiyor topla. Topu iyi de kullanıyor. Dripling yapıyor. Ya o koşulları yapsa önlerine atacak kimse koşmuyor. Şimdi şuraya bak. Soldaki oyuncu hiç bakıyor. Bana dışarı atsın diyor. Devam ettir. Hala dışarı atsın diyor. Ne yapacak şimdi Ömür? Dar alanda top kaybı oluyor. Şimdi bakalım. Bak gene burada en iyi koşuyu gene Ömür yapmış. Bak, i̇ki evet. Trabzonlu oyuncuya bak. Şimdi soldaki oyuncu kim? Eren. Evet. İşte bak görüntülerle futbol severler görecek. kim. diğeri de elini açmış geriden top üstlüyor. Geriye top üstlüyor. Ya atak buraya gidiyor. Hedef rakip kale. Hedef rakip kale. Oyuncu geriye top istiyor. Şuraya top istiyor. Evet. Buradaki oyuncu da gitmiyor. Yani şu görüntüye bakalım. Merkezde iki tane Trabzonlu oyuncu var. Değil mi? İki tane Trabzonlu oyuncu var. Merkezde. Sağ tarafta iyi koşu yapan Ömür var. Toptan dripling yapan kim? Trabzonsporlu oyuncu. Çok iyi dripling yapıyor. Sol tarafta bomboş bir koridor var. Zaten soldaki oyuncu içeri koşu yapmış ki sol bek bindirme yapsın diye. Şimdi Galatasaray'ın sağ beki sol beki ne bakıyorsun. Uçak gibi gidiyorlar. Doğru mu? Onun için zirvedeler. Ya Ferdiye Fenerbahçe'de oynadığı zaman bakıyorsun Sabek'te her atakta hem asist zone bölgesine gidiyor hem de merkezden gidiyor. Sürekli Sabek olmasına rağmen atakta. Şimdi boş alanı kullansa belki toplam buluşacak. Devam edelim. Şimdi ne oluyor? Ömür de içeri girmiş, sıkışmış. Bak hala gelmiyor. Bunu Eren seyretsin. Evlat, Eren bak koşacaksın. Buraya gitmen gerekiyor. Po bir de pozisyon okuma. Sadece fiziksel olarak değil. Bir de pozisyon okuma. Hücumu okuma. Hep diyoruz ya defansı oku, hücumu oku. Yani şurada oku. O koşu yapsan çıt topa sana gelecek. Ne oldu? Top kaybı bak. Şu anda Beşiktaş'ta oyuncu topu aldı ve karşı atak oldu. Burada güzel bir kombinasyon var. Burada çok iyi bir pas oynatıyoruz. Pası veriyor. Devam ettiriyor. Ve zaten 70'ten sonra dedik ya. Yani, evet, çok güzel bir şut Orada Fakat şut esnasında da en önemli şey bunu Galatasaray maçında işledik. Evet. Dönen top değil mi? Dönen top. Trabzonlu oyuncular dönen topa fokus olmuyor. Şut atıldığında Trabzonlu oyuncu koşmuş olsa, oyuncular koşmuş olsa gol vuruşunu yaparlar. Duruyorlar, şuta bakıyorlar. Ha, top sekiyor ondan sonra koşuyorlar. Evet. Burada da ne oldu? Rakip ondan önce aldı vurdu topa. Devam edelim. Şimdi gene bak en soldaki oyuncu bak koşmuyor. Şimdi Burada mükemmel bir pas var. Evet. Koşuyu yapmış olsa pası verdir, pası aldı. Koşuyu yapmış olsa önüne bırakacak. İçeride de iki Trabzonsporlu var. Yapmıyor. Şimdi gene bakıyoruz. Etkili pas almayı topsuz oyun. Bunlar hep işlediğimiz konular Sinan. Yani bu oyuncular da buradaki oyuncular da bu koşuları atmalı. Bu koşulları atmalı. Yani şurada koşuyu yapsa kaleciyle karşı karşıya ya. Hocam Galatasaray-Trabzon maçını da işlemiştik burada. O zaman da demiştiniz Galatasaray'ın iki beki birden sürekli iniyor. Trabzonlar onu takip edemiyor. Trabzonspor hem o maç hem bu maç bekler ve kanatlar çok statik kalmış. Evet. Evet. Bakalım şimdi. Top ayağında. Pas opsiyonlarına bakalım. Bir, merkezdeki, orta sahadaki oyuncuya verebilir. O ters dönebilir. Sol taraftaki gene mi Eren? Evet. Bak gene oyunda değil. Arkada. Top hizasında değil. Görüyor musun? Evet. Eren seni eleştirmiyoruz ama bu <laughs> bu analizi aldığında kendini geliştirebilirsin. Biz bu konularla ilgili özellikle biz Fena, Fenerbahçe ve Galatasaray maçını yaptığımız için Sinan'la bugün de derbi maçını yapalım dedik. Bir sürü şey ortaya çıktı. Oradaki oyuncular kendilerini hep geliştirdi. Bak, pas, çıkış iş yapsa ona dönecek veya merkeze oynayacak. Devam ettirelim. Bak hala çıkmıyor. Buraya oynayabilir ama. Buna rağmen evet. buraya oynayabilir. Geriye oynuyor. Oynat. Bak geri pası yapıyor ve topu kaptırıyor. Bayağı da tehlikeli kontrol Ve ne oluyor? Devam ettir. Bak sarı kart hem de Bakasetas gibi bir oyuncu yani. Şimdi tabii bu antrenör değişiklikleri hedeften uzaklaşınca oyuncuları diri tutmak gerekiyor. Zekalarını diri tutmak gerekiyor. Her hafta yeni bir olaya motive etmek gerekiyor. Şimdi bu oyuncular bu motivasyondan uzaklaştığında Trabzonspor'da bunu fazlasıyla görüyoruz. Çünkü Beşiktaş daha önde. Beşiktaş'ı demin analiz yaptığımızda bu tür oyuncuların hataları fazla yok. Şu pası aldı. Hemen dönmesi lazım. Buraya da oynaması lazım. Bak oynamıyor. Devam ettir. Top kaybı, faul yapıyor. Al bir dahaki maçta sarı kart ceza. Bak basit bir şey arkadaşlar. Evet. Bu da Trabzon'un iyi pozisyonu. İkinci direğe gelen orta burada Trabzonlu oyuncu. Baksana seyirci ne yapıyor? Kafayı üşütüyor. Bak bak. Bak <laughs> seyirciler. Çok güzel görüntü bu. Ya bu arkadaşımızın müthiş görüntüsü. Bir daha yeri gel. Şimdi bak niye? Adam nasıl? Şu topun pozisyona bak ya. O kadar net bir pozisyon ki. Beşiktaşlı oyuncu oradan ayağı uzun diye aradı. 2 metrelik evet, adam oldu değil mi? Golü evet. Golly. Ama golly. yani golü atlamayan da çok geç kalmışsak. Ben onu izlerken yani, gol dedim yani. Ya, hiç takip hiç beklemiyordum. Takip etmiyor pozisyonu. Evet. Top düştükten sonra takip ediyor. Demin ifade etmek istediğim o. Doğru. Yani topun çıkışıyla birlikte ben içeri gireyim. O top bana gelir. Vurayım mı düşünmüyor. Önce duruyor. Bakıyor o top nereye gidecek. Ondan sonra hamle yapıyor. Ama bak rakip ondan önce ayağını koymuş. Ayağı da uzun. Evet. Topu çıkarmış. Sonra adam ne yapsın taraftar bak. <laughs> bu burada çok güzel bir örnek. Trabzonsporlu oyuncu. Birebiri çok güzel oynamış. Tebrik ediyorum. bak Birebir örnek bu. Devam Treze ettirelim. Trezeguet. O en trezege... iyi özelliği zaten. Bak, dönmüş. Mükemmel. Çok vuruş yapıyor. Çok güzel bir özellik. Kaleci de bunu çok iyi almış. Evet. Bak tırnaklarını yiyor taraftar. Ne yapsın? <laughs> Çocuklar güzel görüntü Evet. Bu güzel görüntülerle bitirelim. Ağzına sağlık hocam. Sağ ol sen.